Всем привет, benim adım Оля ve biz bugün iş hakkında konuşalım. İş bulmak hiçbir zaman kolay değil, özellikle yurt dışından geldiysen ve yabancıysan. Şimdi ben size hiçbir sır açıklamayacağım. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi eski Sovyet ülkelerden Türkiye'ye çoğu gelenler evlilik yoluyla geliyorlar. Yani kısacası çoğu arkadaşlarım benim gibi Türk'le evlenip Türkiye'ye geldiler ve burada kaldılar. Ama sadece evde oturmak, çalışmamak, klasik ev hanımlığı yapmak çoğu gelenler için, nasıl söyleyeyim, biraz yetersiz kalıyor. O yüzden insanları etraflarına bakıp iş fırsatları değerleniyorlar. Ve ben birkaç kişiyle buluşup Türkiye'deki işlerini hakkında konuştuk. İnsanlar Türkiye'de nasıl iş bulabiliyorlar, ne tarz işlerle uğraşıyorlar, hep birlikte izleyelim. Merhaba. 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 Nerelisiniz? Ben Rusya'dayım. Ben de Rusya'dayım. İsminiz ne? Benim adım Victoria. Benim Karolina. Ne zaman Türkiye'ye geldiniz? 2 sene oldu. Biz beraber geldik, aynı yıl. Beraber geldik 2 yıl önce. Peki nasıl tanıştınız? Hikayeleriniz? Biz ilk defa Çin'de tanıştık. Çin'de mi? Nasıl? Evet. Bir tane doğum günü geldim. Orada Karolina'ya gördüm çocuğumu beraber. O gün onu çok beğendim yani. Ama sonra fazla yakın olmadık. Sadece Türkiye'ye yerleştirince, değil mi? Evet. O zaman beraber olduk yani. Peki Çin'de nasıl yaşıyordunuz? Çok güzel. Neden? Çünkü bizim kocam orada çalışıyor. Benim kocam, onun da koca orada çalıştı. O yüzden orada yaşadık. Ben 8 yıl. 8, evet. Evet, 8-7 yıl. Ben de belki 2016 oraya geldim. Çok uzun sürdü yani. 12 sene. 12 sene falan. 12 sene. Evet. Peki siz Türkçe nasıl öğrendiniz? Ben ilk Türkiye'ye gelince kursa gittim. Bir iki ay gittim falan. Ondan sonra Türkiye aileye girdikten sonra hemen başladım annemle babamla konuşmaya. Öyle öyle çok hızlı alıştım aslında. Karolina, sen nasıl öğrendin Türkçe? Ben Türkiye'den önce dizi bakmaya başladım. O yüzden öğrendim. Sonra Türkiye'ye geldik. Her zaman parka çıktık. Herkes konuştum. Yavaş yavaş böyle öğrendim. Konuşmaya başladım. Türkçe o kadar zor değil değil. Değil. Aslında benim birazcık zor, evet. O kadar. Çince'den sonra belki. Aynen. Peki ne iş yapıyorsunuz? Biz animasyon ve dekor çocuklar için yapıyoruz. Doğum günü kutlama, eğlence, her şey bizden. Evet. Nasıl yapıyorsunuz peki? Nedir proses? Yani prosedür nasıl oluyor işte, yani sipariş bakarak değil mi? Sipariş, evet. Ne insanlar istiyor ona göre uyuyacağız yani, her şeyi ona göre yapıyoruz. Mesela sadece eğlence, sadece animasyon geliyor yoksa bütün paket Ne var paketin içinde mesela? O paketleri içinde oyunlar var. Ekstra bubble show yapıyoruz, şehirbaz yapıyoruz. Bizde çok karakter var. Çok kostüm yapıyoruz. Her zaman yeni kostüm dikiyoruz. Bizim bu çok önemli ve yani dekor da çok güzel. Mesela Karolina dizayn olarak çok başarılı. Onu ilk defa dizaynını görünce hemen aşık oldum zaten. Ama şimdi çok yapmıyoruz aslında. İnşallah yaparız ya. Evet. Çünkü yani çok zaman yok, o yüzden şimdi çok yapmıyoruz. Çocuklar var, o yüzden evet onlar çok. Ama yavaş yavaş hayalimi inşallah kuracağız değil mi? Evet. Bu iş yapmaya nasıl karar verdiniz? Biz buraya 2 sene önce geldik ve ilk ne istedik? Bakmak ne iş burada yapacağız. Çıktıktan sonra biz böyle karar verdik. O aslında düğün yapmak istedi ama düğün biraz büyük bir şey. Bizde o kadar çocuklar hala küçük, hala o kadar zaman yok. Ben onu dedim. Çocuklar doğum günü yaparız çünkü burada Türkiye'de mesela Rusya'ya göre burada çok kalite o kadar değil ki. Biz Instagram'da baktık, kimse o kadar güzel yapmıyor. O yüzden biz böyle karar verdik, daha güzel yapabiliriz düşündük
ve galiba başardık. Galiba. Ama hala tabii ki çok iş var. Hala tabii ki uğraşıyoruz. Evet. Ama iyi ki biz de bir tane kadınla tanıştık. Burası evet. 13 sene çalışıyordu. Yani o bize sattı onun iş. Evet. Onu bütün en büyük şans o zaten. Evet. Evet. Biz onun önce başladık. O bizi bulduk ve bizi bu işi sattık. Ben de hemen dedim ki, ay yok, almayacağız, yapmayacağız. Evet. Sorumluluklarınızı nasıl paylaşıyorsunuz? Kim neler yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz? Mesela, ben Victoria? Tabii ki toplanma, dikmek için her şey bende. Mesela program olarak uğraşıyorum. Bu bayağı zor ve detaylarıyla çok. Benim iş Karolina'dan işten çok farklı. Gerçekten onun yapabildiği bir şey ben kesinlikle yapamıyorum. Peki ondan... siz ne yapıyorsunuz Karolina? Ben sadece, ben çok bir şey yapmıyorum aslında. Müşterimle her zaman konuşuyorum, Instagram'da takip ediyorum, sipariş bakıyorum. Reklam. Evet, reklam. Evet, her şeyini telefon konusunda ben telefonda aslında çalışıyorum. İşe ben hiç gitmiyorum. Bazen yer dekor olursa ben çıkıyorum ama ben evden çalışıyorum o yüzden. Ama mesela o bir şey öğrendin mi, bir şey buldun mu, akıl bir şey çıkıyor hemen. Kostümler, her şey ben bakıyorum, ne güzel yeni evet, çıkıyor geliyor. Trendlerin takip ediyorum. Evet, evet, ben bu çok seviyorum. Bizim el, ben kafa. Evet, böyle seçtik. Ben evet. Aslında ben hem el kullanıyorum hem bacak çünkü koşarak her çok şeyi koşuyor. Evet. Yani ama kafa burada. Peki çocuklarınız var mı? Nasıl hem çocukları bakabiliyorsunuz, nasıl hem iş yapabiliyorsunuz? 3 tane çocuklar var. 3 evet. tane, ben de 2 tane. 3 evet. tane toplam çocuk evet. var. Evet. Ve küçük. 2 yaşında ve 6 yaşında. Seninki? Ya, benimki artık 5,5 yaşında. Kızım var. Hem okul başladı artık, hem de babaanne var. İyi ki varsın babaanne yani. Ama en zor ne zaman müşteri arıyor? Ve benim çocuklar alamaya başlıyor. Bu en zor bir şey çünkü. Söylemeyeceksin. Benim çocuk arıyor. Ben sizi sonra arayacağım, olur mu? Böyle ben yapamıyorum. Ben hemen kapatıyorum kapıyı, gidiyorum başka havada. Yani gerçekten yapacak bir şey. Evet, böyle yapıyorum. Şey. İş işte iş. Yani alıştık iş yapmaya. Ama biz severek. Seviyoruz bizim. Severek yapıyoruz. Evet, evet. Ve bu iş gibi bakmıyoruz çünkü bu çok sevdiği bir şey, bu başka bir şey, bilmiyorum. Biz başladık, para çok, başlangıç para çok hiç kazanmadık, evet. Hiç ama bırakmadık başlangıç, evet. Biz başladık, sonra karantin oldu, sonra yaz başladı, çok sipariş olmadı ama biz devam yavaş yavaş ve buraya geldik. Ama hala tabii ki çok iş var. Çoğu işte yapmak istediğinizde ne kadar? Fiyatlar biraz şimdi yükseldi ama bir iki saat iki kişi 700 TL yapıyoruz. Tabii ki İzmir göre belki bu biraz yüksek ama eğer bizim iş bakarsa bu biraz ucuz çünkü biz onun için de çok bir şey yapıyoruz. Biz de her zaman daha iyi kalite yapmak istiyoruz. Yeni kostümler, her zaman kostüm temiz geliyor. Her iş sonra kostüm yıkıyoruz. Çok kişi bunu iş için, çok kişi çalışıyor bir iş için. Bizim iş böyle palyaço gibi değil. Bir çanta aldın gidiyorsun, bir kostüm bir hafta çalışıyorsun. Bizde böyle yok. Biz her iş için yeni kostüm yapıyoruz. Çanta hazırlıyoruz böyle. Hepsi vite yapıyor aslında. Tabii ki. Şimdi İzmir'de bazen dışında gidiyoruz. Edremit'te bizi çok çağırıyorlar. Kuşadası gidiyoruz. Çeşme. Çeşme tabii ki çok gidiyoruz. Yazda orada çok çalışıyoruz. Yani yakın yere, her yere gideceğiz yani. Kim çağırırsa. Çocuklar memnun kalıyorlar mı? Çok. Bence çok. Bu benim işte tarzım. Ben sadece video görüyorum. Maalesef yani, görmüyorum. Eğlenceli geçiyor bence ve artık profesyonel olarak yapıyoruz. Takip de güzel. Türkiye'de bir işletme yapmak zor mu? Zorluklar nedir? Başlangıç benim için çok zor geldi. İndirim konusunda aslında. Çünkü biz pek alışmadık. Ve her iş, herkes indirim istedi. Biz böyle alışmadık için, ben bilmiyordum burada böyle her şey çalışıyor. Şimdi tabii pazarlama ki biraz çok anladım. Evet, burada çok pazarlama var. Ve bu biz, birazcık zor bizim geldi. Bizim fiyat içinde zaten bizim tam olarak ne kadar iş var, o kadar fiyat yani.
Ondan Carolina'ya tabii ki ben anlamıyorum, nerede ben indirim yapacağım. Ne kadar ben burada hiç yapamıyorum zaten. Öyle hissediyor her zaman. Ama yani biraz daha fiyat yükselip o zaman yapabiliriz belki. Evet. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Benim isim Irina. Siz nerelisiniz Irina? Belaruslu'yum. Memnun oldum. Ben ne de çok memnun oldum. Ne zaman Türkiye'ye geldiniz? 10 sene önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet, burada yaşıyorum. Peki Türkçe nasıl öğrendiniz? Çok zor demem. Kursa gitmedim, konuşarak öğrendim. Televizyon izleyince öğrendim. İnsanlarla konuşunca da öğrendim. Peki Türkiye'de ne iş yapıyorsunuz? Şimdi işletme yapıyoruz. Et ve balık ürünleri, tütsülenmiş. Zor mu iş? Zor tabii ki. Çünkü bayağı zaman harcıyoruz. 24 saat çalışıyoruz bazen. Ağır taşıyoruz. Ama memnunuz. Dükkanınız var mı? Evet. Dükkanınızdan mı satıyorsunuz? Biz internette olarak satıyoruz, butik olarak. Ama tabii ki küçük bir dükkan var, orada üretiyoruz. Peki bu fikir aklınıza nasıl geldi? Neden bunu yapmaya karar verdiniz? Çünkü evlendim. Biliyorsunuz ilk zamanda çalışmak yasak. Evet. Türk vatandaşı olmayınca. Evde otururken canım sıkılmaya başladı. Ondan sonra bu fikir geldi aklıma. Peki zorluklar nedir bu iş? Var mı zor tarafı? Var tabii ki. Çoğu malzemeyi yurt dışından getirmek zorundayız. Çünkü Türkiye'de bunu bulamıyoruz. Peki piyasa nasıl? Müşteriniz çok mu, az mı? İlk karantinadan sonra Türk müşteri bayağı arttı. Çünkü insanlar evde otururken yeni bir tat denemeye başladılar. Ondan sonra sevmeye başladılar. Şu an bizim %50 Türk müşteri, %50 yabancı müşteri. Rakip var mı? Rakipleriniz? Var, tabii ki var. 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 Siz nasıl? Zor mu onlarla işte? Yok. Biz rakipleri bakmıyoruz çünkü onların ürünler farklı, bizim ürünler farklı. Planınız ne? Nasıl planlarınız var? İlk planı tabii ki büyütme. Ondan sonra kendi kafe açmak istiyoruz. Belki değişik bir sandviçler ya da değişik burgerler ya da sushi bar. Öyle bir şey. Merhaba, bugün arkadaşım Mila ile tanışalım. Hı-hı. Adınız ne? Merhabalar, benim adım Mila. Kırgızistanlıyım ben. Siz ne zaman Türkiye'ye geldiniz? Ben aslında uzun zaman önce geldim. 15 sene önce. Çünkü üniversiteyi burada okudum. Ege Üniversitesi. Kırgızistan biliyorsunuz kardeş ülke olduğu için Türkiye yılda 3-4 öğrenci alıp burslu olarak o şekilde eğitim görüyoruz. Peki, çalışma hayatınıza burada mı girdiniz, Türkiye'de mi? Evet, üniversiteyi bitirdikten sonra denk geldi aslında. O sene TRT Turizm kanalı açıldı İzmir'de ve ben de orada Rusça bölümün sorumlusuydum. Yani turistler için programlar yapıyorduk. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça olmak üzere. O yüzden çalışma hayatım böyle başladı. Peki hep Rusça ile mi çalıştınız? Evet, genel olarak hep Rusça ön plana çıktı çalışma hayatımda. Daha sonra çünkü TRT'den sonra fabrikalarda ihracat bölümlerde çalışmaya başladım. Nedir? Tabii ki yurt dışından müşteriler bulup, fuarlara katılıp, işte Azerbaycan, Rusya Federasyonu, ondan sonra Beyaz Rusya, Ukrayna, bu tür ülkelere gidip ondan sonra müşterilerle sıcak bir ilişki kurup kurduktan sonra pazarlama çalışma hayatım oldu. Şimdi nerede çalışıyorsunuz? Şimdi de aynı şekilde ihracat bölümündeyim. Bir fabrikada çalışıyorum. Fabrikada ocaklar üretiliyor. Biliyorsunuz şu anda çok popüler olan tezgah üstü gazlı olan değil, elektrikli endüksiyon ve vitroseramik olmak üzere ocaklar var. Yurt dışındaki müşteriler de yine bahsetmiş olduğum ülkeler, Ukrayna. Mesela hafta sonu bir sevkiyatımız olacak. Beyaz Rusya'ya bu arada. Oradan da bir müşterimiz var. O yüzden o şekilde çalışıyoruz. Peki memnun mu müşteriler Türk mallarından? Memnun. Çünkü özellikle şu anda en büyük bizim rakibimiz Çin ve son zamanlarda pandemiyle beraber yaşanan bu lojistik sorunlardan dolayı Türkiye için yeni bir kapı açıldı.
aldı ve burada önemli olan eğer kaliteli ve zamanında ürün teslim edebiliyorsanız müşteri bulmak çok daha kolay oluyor. Çalışma hayatınızda Türkiye'de çalışmakla ilgili pozitif ve negatif tarafları nedir acaba, çok merak ediyoruz. Tabii çok güzel bir soru. Böyle sansasyonel biraz. Şöyle söyleyeyim, pozitif yönlerden başlayayım. Genel olarak Türkler bence müşteri memnuniyeti çok ön plana çıkıyorlar gerçekten. Çok ön planda tutuyorlar. Bu bir pozitif bir yön. Neden? Çünkü o zaman tabii ki müşteri memnuniyeti çok önemli olduğu için hani o sizi kamçılıyor. Ona göre işte üretim planlıyorsunuz, ona göre teslimat yapıyorsunuz. O yüzden o konuda bence Türkiye bir farklılık var zaten o konuda. Peki negatif taraflarına gelince? Negatif taraflarına gelince şöyle değerlendirebilirim benim gözlemlediğim kadarıyla. Fazlalıkla hırslılık var. Hırslı, daha fazlası diyeyim, daha fazla müşteri edineyim. Bir taraftan güzel bir şey tabii ki ama bir taraftan da onun planlaması ve üretimi düşünmek lazım, paralel gelmesi lazım. Çünkü hani benim karşılaştığım zaman mesela sipariş alıyoruz, sonra doğru bir planlama olmadıktan sonra geç kalıyor ürünler, gidemiyorlar. İşte müşteriler memnunsuz kalıyor. O yüzden birazcık üretim ve planlama zaten zor bir bölüm. Ama hani daha iyi planlayabilirsek bence çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Siz uzun zaman Türkiye'de çalışıyorsunuz. Evet. Maaş skalanızdan memnun musunuz? Şöyle cevap vereyim. Daha önce atıyorum hani 12 sene önce başladığımda dolar tabii o zaman 1 lira 1,5'tu yanlış hatırlamıyorsam. O zaman tabii ki maaş olarak hani çok yüksek ve yurt dışına gittiği zaman kendine hani bir şeyler, güzel bir şeyler alabiliyordun ama benim gördüğüm kadarıyla şu andaki kurla, bu kadar yüksek bir kurla tabii ki maaş skalasında genel olarak hani uluslararası arenalarda memnun kalmak biraz zor olabiliyor. O yüzden dileğim hani şu eski günlere hani dolar kuru, TL kuru dönebilirsek o zaman çok daha memnun olurum diye düşünüyorum. Merhaba, isminiz ne? Merhaba, İnna Yaşar. Benim isim. Siz nerelisiniz? Belarus'tan geldim. Ne zaman geldiniz? 6 sene Türkiye'de yaşıyorum. 6 sene önce evlendik ve Türkiye'ye geldim. Peki, siz ne iş yapıyorsunuz Türkiye'de? Ben müzik öğretmen. Müzik üniversite bitirdim Minsk'te. Müzik ders veriyorum, vokal ders. Erken müzik eğitim veriyorum. Vokal ensemble veriyorum. 2 sene önce biz hocayla Rus Derneği açtık. Müzik sanat okul açtık. Orada öğretmenlik yapıyorum. Ne var burslarınızda? Müzik erken eğitim. 2 yaştan sonra çocuklar öğreniyor müzik. Vokal dersleri, piyano dersleri var. Spor alanı var. Jimnastik, ritmik. Bayan için pilates, yoga, latin dans. Çocuk için modern dans var. Bu sene biz Rusça bölüm açtık. Erken konuşmanın gelişini 3 yaştan sonra başlıyoruz. Alfabe öğreniyorlar çocuklar. Edebiyat. Bu sene Rus bölümü açtık. İnsanlar Rusça öğreniyor. Büyük insanlar. İşlerinizin zorlukları nedir? Pandemiden biraz zorluk aldık. Çünkü 2 ay kapalı oldum. Koca bana çok yardımcı oluyor ve benim iş kolay oluyor. Merhaba, isminiz ne? Merhaba, ismim Ravşan Mirzabayeva. Siz ne zaman Türkiye geldiniz? Herhalde 9 sene oldu. Türkçe nasıl öğrendiniz? Çok zor öğrendim. Ben ilk geldiğimde benim Türkçem sıfırdı. Ben 9 sene önce staja gelmiştim. O zaman hastanede hem hasta bakmayı öğrendim hem de Türkçe'yi öğrendim. Nereden geldiniz? Ben Kazakistan'dan geldim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anatomide uzmanlık yapıyorum. Ben doktorum, denkliğimi aldım. Ve daha önce ben Konya Tıp Fakültesi'nde 1,5 sene beyin ve sinir cerrahisinde uzmanlık yapmıştım. Ben daha önce beyin ve sinir cerrahisiydim ve sonra kararımı değiştirdim ve şu an anatomideyim. Buradan mezun olduktan sonra ben anatomi hocası olacağım inşallah. Merhabalar, ismim Medine. Peki siz ne zaman Türkiye'ye geldiniz?
2014'te geri dönüş yaptık, temelli dönüş yaptık. Daha önce de burada bulunuyordum. Sonra eşimle yurt dışına çıktık, orada çalıştığı için. 2014'te de temelli döndük. Siz nerelisiniz? Nereden? Ben Türkmenistanlıyım. Türkçe zor bir dil. Benim için kolay çünkü ben asıl Tatarım. Türkmenistan'da doğup büyüdüğüm için Türkmenceden var. O da çok benziyor yani. Eşimle ilk başta biraz Türkmence, birazcık İngilizce. Sonra kendim bir senenin içerisinde öğrendim. Kursa da gitmedim. Türkiye'de ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. 5 sene önce hobi olarak hep pasta tarzı tatlıları yapıyordum. Hobi olaraktı. Sonra birkaç arkadaş tavsiye etti. Ya dedi, yani senin pastaların çok güzel. Sen aslında onları dışarıda yapabilirsin. Fikrimi beğendim, denedim. Öyle başladım. Çok da güzel, severek yapıyorum işimi. Doğum günlere, sipariş olarak, özel günlere. Sadece mesela bir misafir geldiğiniz zaman öyle de oluyor. Peki çok müşteri var mı? Nasıl piyasa? Nasıl zor mu? Zorluklar nedir? Başta tabii ki de zordu. Çünkü fazla kimseyi tanımıyordum. İnternet vasıtasıyla, Facebook vasıtasıyla başladım yavaş yavaş paylaşıp. Sonra kulaktan kulağa, en güzel reklam bu. Kulaktan kulağa yavaş yavaş müşteri kapasitem yani büyüdü. Herkes birbirine işte tavsiye ediyordu. Şimdi bayağı müşterim var. Ama tabii ki işimi daha da büyütmek istiyorum. Evet, evet. Hayalim bir tane pastane açmak. İnşallah. İnşallah, evet. Merhaba. İsminiz ne? Ben Ivan. Benim adım Valeria. Tamam. Çok memnun oldum. Nerelisiniz? Ukrayna'da. Ukrayna'dan, evet. Ne zaman geldiniz Türkiye'ye? 3 yıl önce. Türkçe nasıl öğrendiniz? İşte ve başka dersleri var. Konuşuyoruz her gün. O zaman bu şey kolay geliyor. Peki ne iş yapıyorsunuz Türkiye'de? Ben elektrikal mühendisi. Siz? Ben kalite uzmanlık ve bazen boş zaman varım ve hobilerim yapıyorum. Hobileriniz nedir? Ben sertifikatları uzmanlık, prosedürleri, saçları yapıyorum. Ne demek? Keratin, botoks, moleküler saç restorasyonu yapıyorum. Başka peeling yapıyorum. Arkadaşlarıma güzel olmaya yardımcı oluyorum. Siz? Elektronik mühendisi. Zor mu? I think better if I will speak in English. I'm not only electrical engineer, I'm also PLC programmer. It's very interesting because you can create some very beautiful and great diagrams for logic. And you can create it and you can put it, integrate it inside technology of your company. And you can see how it's working, how it's going, how all this process continues and how all this automatization system, what you create, work. And it's really good and great. Karı kocasınız. Jenata para, karı kocasınız. Evet. Abi neden nasıl Türkiye geldiniz? Şu muhtursa. Our Ukrainian company have a factory here in Izmir. And when I start work in Kyiv first, after half year work, I come here to our Izmir's factories and continues work here like project manager. Valeria can work in our factories like engineer for quality because she have a high education about technology, chemical technology. Her job very important here in this factory because quality of our product it's people lives. Evet arkadaşlar, bugünkü misafirlerim bu kadardı. Umarım cesaretlerine destek olursunuz ve bu formatı beğendiyseniz lütfen bana yorum kısmında fikirlerinizi bırakın. Hep birlikte başka hikayelere de bakalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve всем пока!